varmış bir yokmuş. Mutlu insanların yaşadığı bir ülke varmış. Bu ülkenin kral ve kraliçesinin tek bir dilekleri varmış. Bir çocukları olmasını çok isterlermiş. Kral ve kraliçe çok iyi insanlarmış. Bu yüzden dileklerinin bir gün gerçek olacağını biliyorlarmış. Bir gün kral ve kraliçenin dileği gerçekleşmiş. Bir kızları olmuş. Minik prensese Günışığı ismini vermişler. Kral ve kraliçe sevinçlerini paylaşmak için bir şölen düzenlemeye karar vermişler. Şenliklerle Günışığı'nın doğumu kutlanacakmış. Herkes davetliymiş. Gizemli ormanda yaşayan periler bile. Fakat kral ve kraliçe bir hata yapmış. Davet etmeyi unuttukları bir peri kalmış. Ülkenin dört bir yanından gelen halk, komşu ülkelerin kralları ve kraliçeleri hediyelerini ve iyi dileklerini sunmuşlar Günışığı'na. Ve sonunda sıra 12 periye gelmiş. Periler Günışığı'na eşsiz armağanlar sunmuşlar. Peri çubuklarıyla birer birer yeryüzünde istenebilecek ne varsa armağan etmişler. Sadece 3 peri kalmış armağanlarını vermeyen. Onlar da sırasıyla hediyelerini vermeye başlamışlar. Hediyem sana küçük prenses. Dünyanın güzelliği senin olsun. Küçük prenses, benim hediyem mutluluk olacak. Hayatın boyunca hiç üzülme. Hep mutlu ol. Son peri tam hediyesini verecekmiş ki beklenmedik bir şey olmuş. Tüm salonu yeşil bir duman kaplamış. Yeşil duman dağıldığındaysa kara peri ortaya çıkmış. Kral bu güzel töreni bozan periye kim olduğunu sormuş. Diğer periler onu hemen tanımışlar tabii. Gelen kötü kalpli kara periymiş. Görüyorum ki herkes davet edilmiş. Tüm halkınız, arkadaşlarınız, krallar, kraliçeler ve periler. Ama ben davet edilmedim ne yazık ki. Kral bu nezaketsizlikleri için özür dilemiş. Ben de size karşı nezaketimi göstereceğim. Eşsiz hediyemden mahrum etmeyeceğim sizi. Dünyalar güzeli prenses mutluluk içinde büyüyecek. Herkes onu sevecek ve ona hayran olacak. Ama 16. doğum günü geldiğinde güneş batmadan önce eline bir dikiş iğnesi batacak ve ölecek. Yakalayın şu canavarı diye haykırmış kral. Ama kara peri kahkahalar atarak ortadan kaybolmuş. Henüz hediyesini vermemiş olan son peri hemen atılmış ortaya. Kara peri kadar güçlü bir peri değilmiş ama bu kötü laneti biraz olsun hafifletecek bir dilek dilemiş. Sevgili prenses, kötü kalpli kara perinin lanetiyle batacaksa eline o iğne. Sakın ölme, uyu sadece ve bir aşk öpücüğüyle tekrar uyan. Kral, sevgili prensesin başına gelecek felakete engel olmak için ülkede ne kadar iğne, çıkrık, dikiş tezgahı varsa yasaklamış. Hepsini şatonun avlusuna toplamış ve yaktırmış. Prenses Günışığı, 12 perinin hediyesiyle herkesin sevdiği, nazik, iyi kalpli bir çocuk olarak büyümüş. Kral babası 3 periyi Günışığı'yla ilgilenmekle görevlendirmiş. Günışığı 3 peri dışında hiçbir yabancıyla görüştürülmemiş. 3 peri için oldukça zorlu bir görev olmuş onunla ilgilenmek. Günışığı perilerin koruması altında büyüyüp çok güzel bir genç kız olmuş. Sonunda Prenses Günışığı'nın 16. yaş günü gelip çatmış. Kara perinin lanetinin gerçekleşmesi için gün batımına kadar zaman varmış.
Kral ve kraliçe ellerinden gelen tüm önlemleri almışlar. Fakat yine de lanetin gerçekleşmesinden korkuyorlarmış. Güzel prensesi kötü lanetten korumak için gün batımına kadar bir odaya kapatmışlar. Gün ışığı hiç de memnun değilmiş bu durumdan. Tam bu sırada duvarda bir kapı belirivermiş. Gün ışığı daha önce hiç görmediği bu kapının büyüsüne kapılmış. Tuhaf tıkırtılar geliyormuş kapının arkasından. Başına geleceklerden habersiz kapıdan içeri girmiş. Odada arkası dönük bir kadın dikiş dikiyormuş. Gün ışığı büyülenmiş bir şekilde dikiş makinesine doğru yürümüş. Kara perinin büyüsüne kapılan gün ışığı elini iğneye uzatmış ve o anda olanlar olmuş. İğneye dokunmasıyla birlikte derin bir uykuya dalmış. Kara perinin laneti gün ışığının 16. doğum gününde güneş batarken gerçekleşmiş. Prensese en güzel giysilerini giydirip çiçeklerle dolu bir yatağa yatırmışlar. Böylece gün ışığının uyuyan güzel olarak anılacağı günler başlamış. Kral ve kraliçe bu derin üzüntüye engel olabilmek için şatodaki herkesi prenses uyanıncaya kadar uyutmaya karar vermişler. Aradan tam 100 yıl geçmiş. Bir gün yakışıklı bir prens sarayın yakınından geçiyormuş. Uzaklarda dikenli çalılarla, sarmaşıklarla kaplı bir saray görmüş. Adamları bu sarayla ve uyuyan güzelle ilgili duydukları hikayeyi anlatmışlar. Prens çok heyecanlanmış, saraya girmeye karar vermiş. Çalılar hem çok fazlaymış hem de üstünden geçilemeyecek kadar dikenliymiş. Bakmış olacak gibi değil, çekmiş kılıcını ve yolunu açmak için çalıları kesmeye başlamış. Çalıları keserek sarayın kapısına gelmiş. Kapıda yerde uyuyan iki nöbetçi görmüş. Kapıyı açmış ve gördükleri karşısında hayrete düşmüş. Her yerde kıpırdamadan yatan insanlar varmış. Sarayın içinde dolaşmaya başlamış. Derken kralın odasına gelmiş. Kral ve kraliçe de koltuklarında uyuyorlarmış. Sonra kapısı yarım açık bir oda görmüş ve odaya girmiş. Burası prensesin odasıymış. Prenses çok güzel bir yatakta çiçekler içinde uyuyormuş. Prens yatağa yaklaşmış, güzeller güzeli prensese bakmış ve kulağına fısıldamış. Uyuyan güzel sensin demek. Ne kadar da güzelsin. Demiş prens. Ve dayanamayıp prensesin alnına bir öpücük kondurmuş. Prenses o anda gözlerini açmış. Karşısında ona bakan yakışıklı prensi görmüş. Onun uyanmasıyla birlikte sarayda uyuyan herkes 100 yıllık uykusundan uyanmış. Kral ve kraliçe de neler olup bittiğini anlamak için hemen prensesin odasına koşmuşlar. Kızlarının uyandığını görünce mutluluktan havalara uçmuşlar. Prens uyuyan güzele evlenme teklif etmiş. Prenses de prense gülümsemiş ve teklifi kabul etmiş. Kral da kızını ve ülkesini kurtaran prense izin vermiş tabii. O güne kadar görülmemiş muhteşem bir düğün yapılmış. Prens ve prenses sonsuza kadar çok mutlu yaşamışlar. Günlerden bir gün güzelliğine güvenen kötü kalpli kraliçe Hella, yardımcısı Dunkov'a seslenmiş. Kaldır sihirli aynamın örtüsünü Dunkov. Dunkov aynanın örtüsünü kaldırayım derken kendi üzerini örtüvermiş. Beceriksiz, derhal dışarı çık. İlahi Dunkov, örtüyü kaldırsana. Neyse çocuklar, bakalım kraliçe aynayla ne yapıyormuş?
Ayna ayna söyle bana, var mı benden güzeli bu diyarda? Sihirli ayna cevap vermiş. Bu diyarda kadınların en güzeli siz değilsiniz artık kraliçem. Pamuk prenses bin kat daha güzeldir sizden. Hela o kadar çok sinirlenmiş ki. Olamaz! Benden daha güzel kimse olamaz bu diyarda. Saraydaki tüm camlar titremiş. Kötü kalpli Hela, Pamuk prensesin güzelliğini yok etmek istiyormuş. Hemen sarayda en güvendiği avcıyı yanına çağırmış. Ona Pamuk prensesi ormana götürüp kalbini getirmesini emretmiş. Pamuk prenses her şeyden habersiz avcıyla beraber ormanda ilerliyormuş. Yerde kanadı yaralı bir kuş görmüş. Onu avucuna almış ve kanadını sarmış. Bu sırada iri yarı avcı birkaç adım daha yaklaşmış prensese. Okunu çıkarmış, yayını germiş, prensese nişan almış. Fakat prenses elindeki kuşla beraber avcıya yüzünü dönünce avcı bir an duraksamış ve onu vurmaktan vazgeçmiş. Sizin kadar iyi kalpli ve narin bir insanın canını almam istedi. Bunu yapamam. Kim ister böyle bir şeyi? Kraliçe Hela. Kaçın prensesim. Kendinizi kurtarın. Avcı kraliçeye bir yaban domuzunun kalbini götürecekmiş. Böylece Hela prensesin öldüğünü düşünecekmiş. Hava kararmak üzereyken prenses ormanda koşarak kaçmaya başlamış. Ağaçların, upuzun dalların, yarasaların, etrafı saran sarmaşıkların arasından geçmiş. Prenses çok yorulmuş ve kuytu bir köşede uyuyakalmış. Saraya ulaşan avcı kraliçenin huzuruna çıkmış. Emriniz yerine getirildi kraliçem. Kraliçe Hela, Pamuk prensesin öldüğüne inanınca keyiflenip kahkahasıyla tüm sarayı inletmiş. Ve nihayet güneş doğmuş, Pamuk prenses uyanmış. Az ileride şirin mi şirin bir ev görmüş gözleri. Ufacık çitlerle çevrilmiş bir bahçesi, minicik pencereleri, hatta kapısında bir de çan varmış. Prenses çanı çalmış ama evde kimseler yokmuş. Kapıyı biraz itince açılmış ve içeri girmiş. Burada her şey oyuncak gibiymiş. El kadar tencereler, kaşıklar, bardaklar. Pamuk prenses çok aç ve çok yorgunmuş. Önce küçücük masada bir şeyler yiyip karnını doyurmuş. Biraz dinlenmek için boy boy yataklardan birine uzanmış. Prenses orada uyuya dursun, biz gelelim evin sahiplerine. Biz tam evi cücüyüz, ho 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 ho. Çalışkan madencileriz, ho 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 ho. Ormanlardır evimiz, ho 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 ho. Biz tam yedi cücüyüz, ho 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 ho. Madenci olarak çalışan cüceler eve girer girmez bir terslik olduğunu sezmişler. O yüzden sessizce yürümeye başlamışlar. Biri benim ekmeğimden yemiş. Biri benim tabağımı kullanmış. Biri şu an benim yatağımda uyuyor. Ne kadar güzel bir kız. Derken sakar cücenin ayağı takılmış ve elindeki lambayı tam prensesin üzerine düşürecekmiş ki... Prenses aniden gözlerini açmış. Cüceleri etrafında görünce çok şaşırmış. Telaşla battaniyenin altına gizlenmiş.
cüceler de hemen kendilerini tanıtmışlar. Korkma bizden güzel kız. Biz yedi cüceleriz. Ben bilgin, neşeli, öfkeli, meraklı, sakar, utangaç ve uykucu. Ben Pamuk Prenses. Evinize izinsiz girdiğim için çok özür dilerim. Pamuk Prenses cücelere başından geçenleri bir bir anlatmış. Cüceler duyduklarına çok üzülmüş. Eğer isterse bu minik evde onu güvende tutabileceklerini söylemişler. Uzak diyarlarda başka bir sarayda yaşayan genç yakışıklı bir prens varmış. İsmi Antoine'mış. En sevdiği şey ise geceleri yıldızları izlemekmiş. Her bir yıldız sevdiği insanları hatırlatıyormuş ona. Bir gece yıldızların arasında Pamuk Prenses'in yüzünü görmüş. Ve ona aşık olmuş. Hayatının aşkını aramak için atına atlayıp yola koyulmuş. Bu sırada sarayda kötü kalpli Hella, sihirli aynanın karşısına tekrar geçmiş. Dunkov, kaldır örtüsünü aynamın, güzelliğime bir bakayım. Dunkov odaya girmiş. Aynanın örtüsünü kaldırayım derken neredeyse aynayı düşürüyormuş. Ne iş bilmez bir yardımcıymış bu. En önemli anlarda hep bir sakarlık yapıp sinirlendirirmiş kraliçeyi. Bakın, kraliçe Hella yine hangi soruyu soruyor aynasına? Ayna, söyle bana. Var mı benden güzeli bu diyarda? Var kraliçem. Yedi cücelerin evinde yaşayan Pamuk Prenses daha güzeldir sizden. Benden daha güzel kimse olamaz bu diyarda. O avcıya güvenmemeliydim. Kraliçe bütün gece hain planlar düşünmüş. Sevimli bir tavşan kılığına girip yedi cücelerin evindeki Pamuk Prenses'i zehirlemeye karar vermiş. Sabah olduğunda cüceler işe gitmek için kapının önünde tek sıra olmuşlar. Pamuk Prenses'e veda ederken onu uyarmışlar. Sakın yabancılara kapıyı açma prenses. Bulutlar gökyüzünde geziyorken Pamuk Prenses bahçedeki çiçekleri suluyormuş. Prenses bahçenin yakınında zıplayamayan küçük bir tavşan fark etmiş. Yanına gidip yaralı tavşanı kucağına almış, eve götürmüş. Tavşanın yarasını güzelce sarmış. Biraz dinlenip uyuyabilmesi için de yatağa yatırmış. Prenses odadan çıkınca küçük tavşan aniden uyanmış. Etrafı kontrol etmiş ve bir zıplamış, iki zıplamış, üçüncü kez zıpladığında kötü kalpli kraliçeye dönüşmüş. Kraliçe Hella, prensesin yastığına zehirli bir bitki özü damlatmış. Ve kimse görmeden oradan uzaklaşmış. Pamuk Prenses, bahçede çok yorulunca biraz dinlenmek istemiş. Tam başını zehirli yastığa koyacakken yedi cüceler eve gelmiş. Prenses onların sesini duyunca hemen yanlarına gitmiş. Lezzetli bir akşam yemeğinden sonra bütün gece dans edip eğlenmişler. Pamuk Prenses de sıcacık şöminenin başında uyuyakalmış. Böylece zehrin etkisi kaybolmuş gitmiş. Nihayet sabah olmuş. Dunkov kapının önünde hala uyukluyorken kötü kalpli kraliçe aynasının karşısına geçmiş ve... Ayna, söyle bana, var mı benden güzeli bu diyarda? Diye sormuş. Var kraliçem. Yedi cücelerin evinde yaşayan Pamuk Prenses daha güzeldir sizden. Sihirli aynanın cevabıyla kraliçe çılgına dönmüş. Benden daha güzel kimse olamaz bu diyarda.
Bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Başka bir sabah cüceler madene gittiğinde Pamuk Prenses de evde dikiş dikiyormuş. Kapı 3 kez çalmış. 1, 2, 3. Gelen çirkin yüzlü yaşlı bir kadınmış. Elindeki sepette kıpkırmızı elmalar varmış. Kimsiniz? Çok güzel elmalarım var. Bir tane almak istemez misiniz? Pamuk Prenses daha yemeden elmaların çok lezzetli olduklarını düşünmüş. Dayanamamış ve kapıyı açmış. Al bakalım. Afiyetle ye çocuğum. Pamuk Prenses, yaşlı kadının uzattığı elmayı almış, afiyetle ısırmış. Pamuk Prenses, daha ilk lokmasını yutamadan oracıkta yere yığılmış. Zavallı prenses. Çok uzun yollardan gelen Prens Antoine bir ağacın gölgesinde oturmuş dinleniyormuş. İleride yaşlı bir kadın görmüş. Belki bir şeye ihtiyacı vardır diye yanına gitmeye karar vermiş. Ama bir de ne görsün? Yaşlı kadın ormanın ortasında bir anda kötü kalpli kraliçe Hella'ya dönüşmüş. Gördüğü şey karşısında şaşkına dönen prens, kraliçenin kötü bir şey yaptığını düşünmüş. Cüceler eve geldiklerinde Pamuk Prenses'i yerde cansız yatarken görmüşler. O anda kalpleri bin parçaya bölünmüş. Onu camdan bir tabuta yerleştirip güzelliğini herkes görsün diye ülkenin en uzun nehrine bırakmışlar. Beyaz atıyla nehir kenarında ilerleyen prens, kayığın içindeki cam tabutu fark etmiş. Kayığa atlamış, içinde hayatının aşkı Pamuk Prenses cansız yatıyormuş. Prens üzgün bir şekilde camdan tabutun kapağını açmış. Cebindeki yıldız tozu kolyesini prensesin boynuna takmış. Elveda prensesim. Olduğunuz yerde bir yıldız gibi parlayın. Prens üzgünce başını öne eğmişken ne olmuş biliyor musunuz? Gerçek aşkın büyüsü işe yaramış. Pamuk Prenses yeniden hayata dönmüş. Ve onu kurtaran prense aşık olmuş. Pamuk Prenses ve Prens Antoine yolculuktan dönen krala bütün olup biteni anlatmışlar. Kraliçe Hella'nın Pamuk Prenses'e yaptıklarını öğrenen kral onu saraydan kovmuş. Eşyalarını ve çok sevdiği aynasını da sarayın en uzak, en karanlık odasına kilitlemiş. Pamuk Prenses ve Prens görkemli sarayda 3 gün 3 gece düğün yapmışlar. Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Bir zamanlar uzak bir köyde sinsi ve iş yapmayı sevmeyen bir kadın yaşarmış. Bu kadının Emily ve Emma adında 2 kızı varmış. Emma hem tembel hem de yeteneksiz bir kızmış. Emily ise hem çok çalışkan hem de çok yetenekli bir kız. Fakat anneleri küçük olduğu için Emma'yı daha çok seviyor, onu hala bir bebek gibi görüyormuş. Bu yüzden tüm işi Emily'ye yaptırıyormuş.
Emily, hadi temizliği bitir de kanaviçe yapıp satmaya götür. Annesi ve kardeşinin tembelliği yüzünden yalnızca Emily öğleden sonraları pazara çıkar ve el emeğiyle yaptığı kanaviçeleri satarmış. Eve vardığında ise annesi sadece Emma için yemek hazırlarmış. Emily ise yemeklerden arta kalanları yiyerek doymaya çalışırmış. Günlerden bir gün Emily kanaviçe yapmak için dışarıdaki kuyunun kenarına gitmiş. Kanaviçesini elindeki tığ ile ince ince işlemeye başlamış. O anda aniden bir horoz binmiş tepesine ve ötmeye başlamış. Aa, ne yapıyorsun horoz? İn tepemden. Ah hayır, kanaviçem. Emily kanaviçesini kuyudan aşağı düşürdüğü için çok üzülmüş. Eğer annem bunu duyarsa çok sinirlenir. Uf, ne yapacağım şimdi ben? Kafayı kullan, kovayı kullan. Kafa, kova, kufa, kuva. Emily horozun dediği gibi kuyuda asılı duran kovaya doğru uzanmış. Tam eliyle kovayı alacakmış ki bir an dengesini yitirip kuyudan aşağı düşmeye başlamış. Emily gözlerini açtığında kendini rengarenk çiçeklerle kaplı bir bahçede bulmuş. Ne kadar da güzel bir yer. Nereye düştüm ben böyle? Biraz yürüdüğünde karşısına bir tavşan çıkmış. Yardım et bana lütfen. Havucu çıkaramıyorum. Emily konuşan bir tavşan görünce ona yardım etmek için hemen yanına gitmiş ve tavşanın istediği havucu tek hamlede topraktan çıkarıvermiş. Teşekkür ederim. Tavşan sevinçle uzaklaşırken... Hey, ne olur bana biraz su ver. Yoksa kuruyup çürüyeceğim. Emily hemen gülün isteğini yerine getirmek için çeşme başına gelmiş, avucuna biraz su almış ve gülün köklerine dökmüş. Gül yeniden canlanmış, etrafa mis gibi koku salmış. Teşekkür ederim. Sayende ömrüm daha uzun olacak. Emily yoluna devam etmiş. Biraz sonra karşısına bir ev çıkmış. Evin önünde kötü bir cadıya benzeyen garip bir kadın ona bakıyormuş. Emily bu kadından çok korkmuş. Hemen oradan uzaklaşmak istemiş. Benden korkmana gerek yok çocuğum. Gel sana söyleyeceklerim var. Emily merakla kadının yanına gitmiş. Benim adım Hole. Herkes beni çok sever. Eğer şu küçük evime iyi bakarsan burada istediğin kadar kalabilirsin. Tek yapman gereken her sabah yatağımı kuş tüyüyle kaplamak. Zaten eve nasıl döneceğimi bilmiyorum. Bir süre sizin yanınızda kalabilirim. Emily, Holly annenin istediği gibi eve çok iyi bakmış. Her sabah sıkılmadan Holly annenin yatağını da kuş tüyüyle kaplamayı ihmal etmemiş. Holly anne, Emily'yi çok sevdiği için ona akşamları çok güzel yemekler hazırlamış. İşte günler bu şekilde geçip gitmiş. Emily burada çok mutlu olsa da gerçek evini özlemeye başlamış. Hole anne, seni çok seviyorum biliyorsun ama ben artık evime dönmek istiyorum. Ah Emily, burada çalışıp bana eşlik ettiğin için çok mutlu oldum. Tabii ki artık evine dönebilirsin. Sana yolda eşlik edeceğim. Ah, teşekkür ederim Hole anne. Hole anne, Emily'yi büyük altın bir kapının önüne getirmiş. Emily bu kapıdan geçtiği anda
üstü başı hep yeni giysi ve altınlarla kaplanmış. Bana sevgiyle çalıştığın için sana küçük bir hediye. İşte bu da kuyuya düşürdüğün tığ ve kanaviçen. Al bakalım. Çok teşekkür ederim Hole anne. Sen çok iyi bir insansın. Daha sonra Holly anne, Emily'nin gözlerini eliyle kapatmış ve ondan 3'e kadar saymasını istemiş. 1, 2, 3. Emily gözlerini açtığında kendini evinin önünde bulmuş. Emily döndü, altın kız oldu. Emily'yi gören annesi ve kardeşi Emma şaşkınlıklarını gizleyememişler. Ama nasıl olur? Nereden buldun bu kadar güzel bir elbiseyi? Emma, sus bakayım. Canım kızım, senin için çok endişelendim. Söyle bakayım, nereden buldun bu kadar altın takıyı? Emily her şeyi bir bir anlatmış. O anda annesi de aynısını Emma da yapabilir diye düşünmüş. Büyük bir açgözlülükle Emma'yı da kuyunun kenarına yollamış. Emma elindeki kanaviçe ve tığı kuyudan içeri atmış. Peşinden de kendi atlamış. Gözlerini açtığında Emily'nin geldiği o gizemli bahçede bulmuş kendini. Biraz yürüyüp ilerledikten sonra bir tavşan görmüş. Tavşan havucunu topraktan çıkarması için Emma'dan yardım istemiş. Ay, bir tavşan için ellerimi kirletemem. Emma tavşana yardım etmeden oradan uzaklaşmış. Az ileride kurumak üzere olan bir gül görmüş. Gül ondan yardım istemiş. Sana su mu veremem? Çünkü dikenlerin var ve ellerime batabilir. Emma güle yardım etmeden oradan ayrılmış. Sonunda karşısına Holly annenin evi çıkmış. Burada çalışacak birine ihtiyacınız varmış. Bana iş verebilirsiniz. Holly anne Emma'ya evde yapması gereken işleri anlatmış. Unutma, her sabah yatağıma kuş tüyleri sereceksin. Emma her şeyi kabul etmiş. İlk gün güzelce çalışmış. Kuş tüylerini yatağa düzgün şekilde sermiş. Fakat sonraki günler iş yapmaktan kaçınmaya başlamış. Ev günden güne kirleniyor ve Emma Holly annenin yatağındaki tüyleri umursamıyormuş. Holly anne, Emma'nın söz verdiği gibi çalışmadığını görünce çok sinirlenmiş. Galiba artık eve gitme vaktin geldi senin. Emma bunu duyunca çok sevinmiş. Çünkü bir an önce altın takılara ve güzel kıyafetlere ulaşmak istiyormuş. Evet, evet, artık ödülümü alıp eve gitmeliyim. Holly anne onu altın kapının oraya getirmiş. Emma kapıdan geçtiğinde üzerine altın yerine çamur yağmaya başlamış. Aa! Neler oluyor böyle burada? Bu da ne? İşleri doğru şekilde yapmadığın için bu kapı sana altın yağdırmadı. Şimdi 3'e kadar say ve evine geri dön. 1, 2, 3. Sonra kendini evinin bahçesinde bulmuş. Onu gören horoz da ötmeye başlamış. Emma döndü, çamur kız oldu. Annesi ve kardeşi Emily onu çamur içinde görünce çok şaşırmışlar. Emma onlara Holly annenin verdiği işleri düzgün yapmadığı için ödülünün bu çamurlu kıyafetler olduğunu söylemiş. İşte o günden sonra Emma bir işi severek yapmanın önemini anlamış ve akıllanıp tıpkı ablası Emily gibi o da kanaviçe yapmaya başlamış.
böylece iki kardeş birlikte mutlu bir yaşam sürmüşler.